Onlar. Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. O taş gibi az hatta. Mimi sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun acaba, dışarı mı gidiyorsun Mimi sen? Gel 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 orası. Mimi gel. Mimi hemen dışarı. Dur sana da orayı. Al bunu götür Mimi ile Mimi. Mimi al Mimi. Hadi Mimileyin. Şöyle biraz akşam şu bulgur köftelerinden yaptım. Azadım da hala öksürüğü bu geçmiyor ya. Vallahi aylardır geçmiyor, ne yaparsam yapayım. Mesela buzluğa koyduk akşam dolmuşsun. Aha bir tane damım düştü. Kendine sonra pişirip yesinler. İçli köfte de yapmıştım. Mimi de çok sevdi bunları ya. Ben bunları özel Mimi'me yaptım. Değil mi Mimi anne? Sana haşlasın haşlasın yedirsin yoğurtla. Ya da çorba yapsın. Ya. Öyle işte, biz de bugün yolcuyuz. Valizimi falan da akşamdan hazırladım. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra Allah nasip ederse gerçekten yolcuyuz bugün. Tabii başımıza bir iş gelmezse yolda. Değil mi? Değil mi bücüler? Azat Mimi burada yalnız kalıyor. Bak sen elindeki bisküvi alıp yiyecek. Bak bak bak. Rumeysa bu nasıl fena Rumeysa? Ya yazıyor, yazıyor. Azad'ın elindeki bisküvi alıp hemen ağzına koyuyor. Kızlar tren maceramız başlıyor birazdan. Bak hadi bir çabuk in şimdi, biraz sen de bize sandıka gelirsin. Tren olur, tıklım tıklım. Kızlar bugün. Çünkü öğrenciler de var trende. Azad şeker verir mi bir tane öksürük şekeri? Ne eczane verdi de çok iyi bebekler için. Yazık sana bebek pahalı. Umut benim bebek. Dedi ya yiyemez bu bebek, çok küçük daha. Çok küçük daha. Aç ağzını. Öyle hep ağzına. Tren geliyor ya. Bebekler de ağlıyor. Neyse sonra sessiz olursa biraz konuşuruz inşallah zaman olursa. Bebek vardı yazık değil mi Azat? Anne ona yardım etti, yatırdık diye bir şey yazık, hep ağladı. Ya evde size anlatırım, Azat da burada. Cips yiyor. Bir de bak kıtır kıtır yapıyor bir de. Ne Azat? Ha, havada vallahi yağmurlu, yine soğuk. Eşim beni almaya gelecek. Tren de ağzına kadar dolu. Hep öğrenciler falan gelmiş. Yani bağıra bağıra konuşamıyorum. Şöyle ablası Azad'ıma azlık koymuştu yol için. Teşekkür ediyoruz ablası. Bak Azad o balıkları yiyor. Değil mi Azad? Abla balık yapmıştı sana ekmeğin içine. Ekmeğini yemiyormuş balıkları için. Anne kapıyı açtı. Anne kapıyı açtı. Az kaldı Azad. İneceğiz biraz sonra. Yarım saatimiz kaldı Allah'ın izniyle. Değil mi Azad? Dur. Ay. Ben niye mum? Ayşe teşekkür ederim. Ben niye mum? Ben aç değilim Azat. Ayyoş. Ayyoş. Yoş. Ver hadi yiyeyim. Ver sana kırmayayım. Ben de balık yiyeyim. Ben çok lezzetli. Eline sağlık Azat. Ya bu tren. Kızlar bu tren yolculuğu çok güzel. Azat'ın da artık çok akıllı. Maşallah bir şey yapmıyor. Trende öyle demeyin de. Bebekken beni oyun atıyordun. Değil mi Azat? Sen bebekken çok kuduruyordun trende. Yok. Sen bebekken öyle yapıyordun. Hadi bakalım. Evet kızlar eve geldim. Bakın ne gelmiş. Ama bu sefer gerçek tuzum geldi. Sonra öbürü bana bade salsın. Kız bu 10 kilosu 30 euroydu. Yani kilosu 1 euroya geliyor. Aha.
Burada yazıyor. Bak bu sefer diyor ki yemek yapmak için her şeyi kullanabilirsiniz. Öbüründe direkt bir okuduydum ki body salt yazıyordu. Bir de şimdi kosmetik tuzu işte banyo, hamam tuzu yazıyordu. Bir de ne yapmışlar biliyor musun? Amazon iki tane göndermiş paketin. Biri bana mesaj göndermişler ki paket kaybolmuş, sana bir daha gönderiyoruz diye. Eşim bugün almaya gitti ki iki tane gelmiş. Bari geri kıza mesaj yazayım da diyeyim iki tane gelmiş. Hani ne yaparız artık? Neyse de zarar etmez, o da dursun. Rumeysa gelirse ona veririm biraz. Azat babasına motor al. Ne saçmalıyorum yine ya. Tren başıma vurdu. Babası Azat'a motor almış. Doğru söyledim bu sefer. Nare bakın bir kızlar bir ya. Mimininkini. Ay Sara'nın kuşu düştü. Bakın böyle bir güzel motor olabilir mi ya? Bu nasıl güzel. Can bir çalıştır mı? Çok güzel. Bak bak. Bu daha konforluymuş Mimi'ninki, bebek motoru. Tabii. Bak bak. Dayı lambaları her şeyi var, gerçek motor gibi ya. Önde var bunun. Sanki önde lamba ışık da yani bak bak. Bak. Radyo da var. Abi dur da şey kapatayım. Radyosu var. Valla. Bak sen. Dayı. Bak bak FM 3. Azar şimdi. Dayı. Radyo normal. Kızlar 120 euro, ben linkini de koyarım Amazon sayfama. Şey radyosu normal bağlanır. Yani şöyle 3-4 yaşındaki çocuklar için güzel bir doğum günü hediyesi olur. Şunu da ablası almış. Bak bak. Azat uyudu yolda. Uyanınca acayip sevinecekti. Bu iki kişilik ki can, Mimi de arkasına oturur gelirse. Bir sür bir gidiyor mu lan? Bir sür azıcık şu ayağınla bas bir gitsin. Oturmayın ya, 30 kilo fazla takmıyor. Can sen de bir sürecektik he. He öyle basa basa gidiyor. Yapınca da nereye gidiyor? He. Dayı Azat çözersen merak etme. Mimininkini zaten süre süre bir hal oldu gelene kadar. Ama bu tam ona göreymiş değil mi? Yazın biraz havalar güzel olursa dışarıda sürdürürüz. He. Radyosu da var. Tövbe estağfurullah. Şu da çok tatlı. Bunu da Sara getirmiş. Bari kuşunu da şuraya koyak da. Yo anahtar. Şeyin üstünde. Bizim odada diprizin üstünde anahtar. Hadi bakalım ben de bir hemen bir kendimi soyayım da vallahi ev pijamalarımı giyeyim. Ondan sonra da maceralarımı anlatırım size trende artık. Öylelikle günümüzü bitiririz çünkü çok işim var. Valizleri neyim boşaltacağım, yerleştireceğim. Hadi sonra görüşürüz bakalım. Hadi bir sür Azat. Amani Azat nasıl sevindi ablaları. Bir sür. Bir kuşu düştü yaz. Ve o arkaya gidiyor. Dur. Dur annesi yardım edecek. Kuşun da yazacak. Hadi gel. Hadi gel. Öbür düğmeye bas. Düğmeye bas, bu tarafa gelsin. Düğmeye bas. Bas düğmeye, şimdi gel. Wow. Anneye doğru gel, bana gel. Kuşunu da cebine koymuş. Bak düğmeye basıyor, arka arkaya gidiyor. Stop. Evine çaktın Ajet ya, o kaza yaptı. Hala hala. Ya tabii ha, düğmeye bas, öne gel. Çözdü. Aferin. Yarına kadar daha iyi çözen değil mi Azat? Bak. Babi aldı babi. Babi aldı. Azat teşekkür et babaya. De babi teşekkür ederim. Müziğini de açtın. Kim geliyor? Şarkı geliyor. Şarkı geliyormuş orada. Hadi bakalım Azat'ım böylece bir eğlensin. Evet kızlar, hemen şu valizlerden başlayalım da. O ben sana o öksürüğüne kurban. Azat bir kalan senin. Valizleri boşaltayım, yerleştireyim. Ondan sonra da biraz da evi toparlarım. Sonra biraz sizden konuşuruz. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Değil mi Azat'ım? Ya? Hey. Anne ne yaptın? Ben ne bileyim sen ne yapacaksın Azat lan? Hadi bu arada sahura kalkacak bugün. Değil mi güzel kızım? Bakalım. İnşallah tutabilirsiniz. Deneyecekler. Yazık çalışıyorlar. Zor oluyor. Bir bakalım. O kim? Ay bizi. Azat'ın resmi. Getir bir gösterelim. Azat'ın resmini bulmuş telefon.
Sara Sara nasıl tatlıydı orada Sara kız? Aman aman. Yine kel mi yapsam? Anne sakın gösterdiğime pişman etme. Her dert kıralı, derdem şedi. Ve ver anne, derim şedi. Sarap senin küpel mi kız? Yoksa Rumeysa'nın küpelerini de mi çalıp getirdin? Bak bir. Bak bak. Oh my god. Alexiyonu çalmış. Valla bu Rumeysa'nın mı? Oh my god. E niye bizim valizin üstündeydi? Alexiyonu çalmış. Ay Rumeysa küpelerini çalıp getirmişim gerçekten. Ay. Oha. Valla bir Rumeysa resim gönderdi bunlar. Açık mı kamera? Ay Azat, simi simi şu tripodu elimden arkasıymış. Azat onu ver ablaya. Ay kızlar yoruldum gerçekten. Simiş kamerayı ne kadar gözüme sokmuş bir. Yavrum biraz uzak tutaydın ya. Valizleri neyim boşalttım, yerleştirdim. Zaten hepsini yıkamıştık Rumeysa gibi de. Yine de birkaç son giydiğimiz parçaları öyle poşete koyup getirmiştim. Azat götür Simiş abla kapatsın onu. Ondan sonra da Azat yemek yedik falan işte Sara ben Azat Simiş daha yeni geldi o geç geliyor işten eşim de işe gitti bizi eve bıraktı o da işe gitti gececi bugün sabah gelecek trende de yolculuğumuz kızlar buraya kadar bebek oyaladım bebekle pış pış yaptım belki ses gelmiştir ilk açılışta falan hani gördünüz bir tane 3 aylık bir küçük bebek vardı Allah'ım tren boyunca o 3 saat boyunca ağladı yazdık o bebek hiç susmadı. Annesi kucağına alıyor ne yaparsa etsin susturamıyor ben kucağıma alıyorum sustuyor şey kucağıma sarıyorum üstüne betaniyesini örtüyorum biraz sıcak kayzar ben de yazık kayışıkıyorum annesi zayıf bir şeydi sıcak geldi yazık benim kucağımda uyudu Simiş Simiş eve gelene kadar bebeke baktım bebek 3 aylık daha bir tane küçücük oğlan ve bu kadar kızlar şu kadar öyle de fena masmavi de gözleri var. Azat da nasıl sevdi onu. Mamasını içirdim, altını değiştirdim. Kadın ineceğim zaman nasıl boynuma sarıldı, çok teşekkür etti. Ama Avusturyalı değildi, başka bir memleketliydi. Dedi ki yazık zaten 30 saattir yoldalarmış, uçağı kaçırmışlar, bir sürü beklemişler, aksilikler yaşamışlar. Tip Rengez'e gidecekti yazık. Ben indim o daha 4 saat dedim inşallah uyanmaz. De çocuğa hacı hocalar gibi okuyup üflüyüp ki yazık rahatlasın ama karnı ağrımıştı belli ki yazık. O da kadın belli yaşlıydı benden de şey duruyordu biraz olgun. Çünkü dedi ki bu Allah'tan bize bir mucizeydi dedi 20 senedir bebeğim yoktu dedi. Birden o bebek olmuş. O da ağlıyor annesi de ağladı dedim ver çocuğu bana. Trendeki Almanlar biliyorsunuz hani öyle hemen. Kalkıp da sana yardım etmezler. Kendi sorunundan kendin başa. İşte biz Müslümanların hali farklıdır gerçekten. Rabbim herkese merhamet duygusu versin. Kalktım dedim ver. Önce tereddüt ettim. Dedim acaba çocuğu verir mi vermez mi bana hani bir de başörtülüyüm falan. Kadın hiç düşünmeden valla çocuğu kucağıma verdi. En son da Azat da onun kucağına gitti. Dedi ki ben de senin çocuğuna ilgilenim dedi. Kıskanmasın. O da Azat zaten kıskanmıyor. Bebeği seviyor. Hani gözleri nasıl küçük nasıl küçük. Vallahi Azat da kadının kucağında neredeyse uyuyacaktı ineceğimiz tam sıralarda. Öylelikle güzel bir yolculuk geçti. Tabii ki kameraya çekemedim. Hani kamerayı çekmeye fırsatım yoktu kili. Bebek az uyuyor ondan sonra kalkıyor bas bas bağırıyor mama içmiyor karnı ağrıyor gaz çıkartıyorum. Hiçbir şey etki etmiyor. O şekilde annesiyle gittiler işte. Yani öyle güzel bir maceram da oldu yine trende zaten narede hiç maceralar bitmez. Bu arada bugün sahura kalkıyoruz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi yine deneyeceğim inşallah da valla çok kötü oluyorum ya daha hala o. Kuafördeki o kafamın ağrısı hala geçmemiş. Benim de işte benim migren şekli de farklı kızlar yani herkesinki de aynı olmuyor.
Hani öyle soğuk su, buz muz etki etmiyor. Bana gerçek hiçbir şey etki etmiyor. O ağrı geldi mi, yani istediğim kadar ilaçlar da kullansam kaç gün sürüyor ve beni çok kötü yapıyor. Böyle gerçek kameranın önünde sağlam durdum ama bakmayın. İşte yarın deneyeceğiz Allah'ın izniyle. Yapabilirsem orucumu tutacağım. Yapamazsam yine her sene olduğu gibi tutmayacağım. Bakalım Rabbim artık ne nasip ederse, değil mi? Ama tabii ki de elimden geldikçe de denemeye çalışıyorum. Öyle yani. O zaman ne yapalım? Lafı fazla da uzatmayayım. Sizin canınızı da sıkmayalım. Sizlere Allah'a emanet edeyim. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Bazen görüyorum yorumda birbirlerinizle tartışıyorsunuz ve bu da beni üzüyor. Yapmayın. Hani sonuçta benim yüzümde de kötü olmayın birbirinize. Herkes istediği gibi, istediği şekilde yorum yazabilir. Tabii ki diyorum çerçeve, hani saygı çerçevesinde hakaret olmasın. Yani bilgiler veriyorsunuz. Belki hani ben bilmiyorum diye bana fikirler veriyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Öyle de bir sıkı aile olduk. Ama o yüzden işte sizler birbirinize tartışıyorsunuz yorumlarda. Yapmayın kızlar, öyle güzel şeyler değil yani onlar. Bırakın, öyle yazanlar kendisi ya kötü bir şey yazmıyorlar aslında. Ama farklı cevaplar birbirinize veriyorsunuz. Bu da güzel değil. Öyle yani. Bu arada sahurda da videoyu kapattım. Yine koca benim adet olmuş kız herhalde bu. Videoyu kapatayım, ondan sonra konuşayım. Sahurda da ne yiyeceğiz hiç bilmiyorum. Benle Sara yalnız tutuyoruz. Tutacağız yani, ben de daha emin değilim de. Acaba ne yesek Sara? Sara. Sara dünya umrunda değil. Diyor sahurda da hiç acıkmıyorum. Sonra da pişman oluyor niye yemedi diye. Bakalım bir sabah olsun da. Artık yarın görüşürüz. Değil mi? Yarın görüşelim. Hadi bakalım, bay bay. Azat, Azat nerelere gidiyorsun? Azat sen o tripotırlarını.